merhaba arkadaşlar, ben Sibel. Bugün annem telefonumu yine saklayacak ve ben yine bulmaya çalışacağım. Like'larınızı atıp kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysanız sizin bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet, en son 24. günde kalmışız. Bakalım telefonumuzu bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi önce şuradan peynir dilimini alıp fareye vermem gerekiyor herhalde. Yani başka koyacak bir yerim yok değil mi? Şuraya koyalım. Ama hayır ya, buraya gelmeyecekti ya. Tamam, sonra süpürgeyi ben alacağım. Aha, evet, süpürgeyi ben aldım. Süpürgeyle bakalım nereye süpürebiliriz. Fareyi süpüremeyiz. Aha! Yuhanna ya. Şu telefonumu sakladığı yere bakar mısın? Buzdolabının arkası ya elektrik çarpsa? Ha? 25. gün. Evet, benim bir köpkem var. Köpkemde bir anahtar var. Şimdi bu anahtarla bunu açarsam. Buradan kemik buldum. Kemiği köpkeme verirsem. Al al al. Hadi çık, telefonumu alayım şuradan ya. Hah. Ana, bir tane daha köpke varmış. Ne alaka ya? Kaç tane köpeğim var benim? Ya, köpek kulübesine telefonumu saklıyor kadın ya. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum artık. Bezdim ya. Yine şu anahtarı alalım. Tamam, kemiğimi aldım. Şimdi bununla bunu versem mesela. Oo, çok yanlış bir hareket. Polis evime bastı anında, köpkeme vurdum diye. Ama tabii ki de vurmamalıyız köpkemize. Peki bu geldiği anda mı vurmalıyız? Ne yapmalıyız? Yani ha? İşte bu. Tamam ya. Olay çözüldü şu an. 26. gün, babam futbol maçı yerine pembe diziyiz ya. Başımıza taş yağacak gerçekten. Evet. Şu tarafa doğru gidelim. Bu evin içinde su basmış anne burayı ya. İnanamıyorum. Şu an balık mı tutacağız? Evin içinde göl var ve gölün içinden annem çıkıyor. Tövbe estağfurullah, Van Gölü canavarı annesi, bu ne ya öyle? İnanılır gibi değil. O zaman şöyle bir şey yaparım, ben bu oltayı alırım, annemi çıkartmam, babama karşı bir şeyler yaparım. Evet, babamdan da dayağı yiyeceğim büyük ihtimal. Gazetesini aldım. Aa, babam da beni dövecek mi? Allah Allah, bu gazeteyi kim aldı ya? Değil mi ya? Telefonumun üzerine otura otura ekranı çatlatacak mı bu aile ya? Gerçekten bezdim sizden be. Heh. Kız kardeşim ağlamaya başladı. Ben de dayağı yedim. Ha, hep böyle olur zaten. Tamam, şurada annemi buldum. Ve şimdi mesela bunu bozsam. Oo, elektrik çarptı. Öldüm. Telefonun bu arada nereye koyduğunu gördünüz mü? Şaka mı bu ya? Gerçekten şaka mı bu ya? Ne yapacağız şimdi? Kız kardeşime bununla girsem... İşte bu. Şimdi bunu çarparsam ben olmaz. Ama nasıl alacağız? Şimdi kız kardeşimi tekrar ben buradan fişini çeksem bunun. Ha, şimdi işte annem de gelemeyeceğine göre buradan açabilirim fişi çektiğim için. Evet, şu telefonun haline bakın ya. Hoparlörün içine koymuş be kadın. İnanamıyorum sana ya. Evet, burada bir şarap buldum. Burada bir Allah, bunu almamalıydım herhalde ya. Şimdi babama ben şöyle bir şey koyalım. Evet. Babam yine futbol maçı izliyor biliyorsunuz. Babam baygınlık geçirdi, uyuyakaldı. Bu ne ya? Şurada şunu şuraya koysam, patlatsam şu tuvaleti. Umarım ben patlamam, hayır ya. Ne yapacağız? Şimdi tekrar alalım şunları. Tamam. O zaman ben babama şundan koyayım. Su içsin babam. Sıcak su. Biraz daha koyayım. Ha, babam tuvalete girecek. Böylece o taşı kaldırabilir. Evet, biraz daha. Evet, babam şu an fenalıklar geçiriyor. Evet. Oy canım babam ya. Tuvaletteki kayayı buldu. Vallahi. Aa, benim oradan almam lazım. İşte bu. İşte bu be. Oha, bu dinamit mi var evin içinde? Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Kibrit buldum. Bu arada telefon bozuk, farkında mısınız? Evet, yine babam burada uyuyor. Bu ne, bant? İkinci çekmecede bir şey var mı? Yok herhalde. Babamın burnundan sümük mü çıkıyor? Baloncuk olmuş, inanamıyorum. Şimdi ben babama batlasam. Babamın burun deliklerini bir batlasam, ne dersiniz? Şimdi ben şurayı bir batlayayım, evet. Tamam. Telefon çalıyor. Aa, babam kalktı. Ben şuraya gideyim, hadi burada mı telefon? Yok, burada yok. Babama ateşe mi vermeliyim? Mum. Aa, mumun içinden sürpriz bir şekilde annem çıktı. İnanamıyorum ya. 30. gün. Oha. Evin içine hırsız girmiş. İnanamıyorum. Işığı yaksam hırsızı görürüz. Hırsız da beni görür. Böylelikle game over oluruz. Şaka mı bu ya? Nasıl alacağım şu telefonu? Ben direkt aldım telefonumu. Boş verin. Ha, şimdi SOS arayacağım. Tamam.
Ama sizin yanında keşke konuşmasaydım. Telefonumu alayım bak. Sonunda görüyor musun anne? Telefonum bir işe yaradı. Görüyor musun canım anam benim ya? Şunu alalım. Şimdi bununla hırsızı biz bir şey yaparız sanki. SOS ara. Çabuk çabuk, kimse görmesin çabuk. Ah geldi. Vallahi geldi. Hırsız yakalandı. Ya herkes mutlu. Görüyor musun ya? İşte bu. Herkes mutlu arkadaşlar. Buradan yine annem çıkar diye düşünmekteyim. Evin içinde koala'nın olmaz. Peki tövbe. Evin içinde ne iş var bu hayvanın ya? Bakın buralarda bir şey yok. Çıkmacalarım var. Açamıyorum. Dolapta neler var? Dolapta da hiçbir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Koala'yı ben alsam şuraya götürsem. Şimdi buraya da giremiyoruz. Anne en son ben seni telefonum yüzünden kurtarmadım mı ya? Siz ne istiyorsunuz? Ben anlamış değilim ya. Gerçekten. Şunu alalım. Bu külah. Tamam, bu külahın içine su dolduralım. Olur mu? Evet, şuradan. Ne oldu şimdi bu? Oha, külah değil miymiş bu? Şimdi ben bunu verirsem telefonumu alırım gibi. Evet. Hayır, anlayamadığım şey şu bak. Düşündükçe sinirleniyorum. Ben şimdi telefonumla sizi kurtardım. Sadece yakalanmayan kişi bendim. Farkındaysan. Ben çekip gidebilirdim anne. Ben sizi telefonumu kullanarak yardım etmeye çalıştım. Ama siz hala benim telefonumu saklıyorsunuz. Evet, şimdi... bunu yapmamalıydım. Evet, çok hızlı hareket ettik. Burada bir gülümüz var, burada bunumuz var. Şu gülü alsak, anneme versek mesela. Kapıda hiç kimse yok. Bak işler biraz çığırından çıktı gibi. Ay hayır ya. Kumandayı alayım. Televizyon çalıştıralım. Oo, annemin çok hoşuna gitti. Ben de buradan. Evet, kapıdan. Annem sipariş etti, görüyor musun? Bizim paralar nereye gidiyor? Hazır oradayken ben de bunu alırım. Oh be. Dolaplarımızı açalım. Evet, burada bir süpürge. Burada bir kibrit. Şurada bir örümcek. Ay bu örümcek. Zehirli tarantula. Evin içine girmiş. Dinamit mi? Yine evi uçuracağız biz arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi yani dinamit. Şimdi süpürgeyle şunu alsam ben bir. Yine mi? Dinamitle bir alakam yok bence ama. Ama demek ki patlatacağız yani bir şeyleri. Neyi patlatacağım acaba? Dinamiti buraya koyduk. Patlatalım bakalım. Ne olacak? Onun kokusundan gitti. Tamam, sonra da bunu telefonuma alırım ama ben nasıl patlamadım? 34. günden merhabalar. Kapımı açıyorum ve güzeller güzeli. Annem çıkıyor ya. Allah Allah. Yetti gari ya. Vallahi yetti. Bak şunları alalım. O neymiş ya öyle? Bu ne? Bunu anlayamadım. İp, topaç falan filan bir şeyler aldık. Bunları nereye koyabiliriz? Bu nedir? Bunlar nedir arkadaşlar? Yani hiçbir fikrim yok şu an. Buradan bunu buraya koyarsam. Bu bir tuzağı. Bu bir tuzağı yapacağız. Buradan ne yapabiliriz? Allah, ay ayağımı kırdım. Zaten neden böyle bir şey yaptım ki acaba? Tamam, bunu aldım, bunu da aldım. Rampa ne işime yarayacak? Rampayı şuraya da koyabilirim aslında. Bir de topacımı alayım, ipimi. İpimi aldım, evet. Ben koşmaya başladım, tamam. İpi buraya koydum, yoruldum. Evet, bunu da buraya koydum. Ne oldu be bana? Bunu da sırtıma bağladım. Zayıflayacağım. Oha ya. Yuh ya. Şu an gerçekten inanamıyorum. Bu ne ya? Neyse, iyi tarafından bakın, ben zaten zayıfladım yani. Evet, burada tabaklarımız var. Burada fare deliği mi? Bu nedir Allah aşkına ya? Evin içinde fil var. İnanım alıştı. Buzdolabında neler var? Burada bir peynir var. Şimdi bu peyniri buraya koyarsam fare gelir bunu yer. Sonra fareyi yakalayıp balonu buraya koyup fil uyudu. Fil uyumadan evet. Fareyi niye yakaladık o zaman? Zavallı fare. Buradan ben geceyi gündüzü ayarlayabiliyorum. Bu nedir? Bu ne ya böyle, tövbe estağfurullah. Allah Allah. Evin içinde garip garip şeyler var. Game over ne oldum? Ne yaşandı da o game over oldum ya ben? Allah Allah. Tamam, buradan da bu makası aldık. Okey. Buradan bunu aldık. Şu kapıyı açarsak net annem gelir ya. O ne çıkıyor oradan? İçinden bir şey çıkıyor onun. Bir de tavşan çıktı içinden. Biraz daha bakalım. Ne olur annem çıkmasın, yalvarırım. Ya hayır ya. Şimdi benim telefonum nerede acaba? Yani onu bilmiyoruz ki. Şapkayı tekrar tavşan. Evet, bundan sonra sallamıyoruz arkadaşlar. Çünkü parayı buraya koysam, tavşanı da buraya koysam. Allah Allah. Bunu da buraya koysam. O ne? Oha. Ne alaka? Büyü yaptım resmen. 37. günden merhabalar. Bir hamam böceğim var. Şu kız kardeşim ne kadar çirkin ya. Şu hale bak ya. Şimdi sakla bekle. Ben seni bir hamam böceğiyle korkutayım da gör. Hepsinden dayak yedik.
Tam bu ya, aşırı sinir bozucu bir kız kardeş değil mi ya bu? Aynı zamanda benim portrem, neden böyle bir portrem var benim, ne saçma ya bu. Evet, burada bir makasımız var. Şimdi balonu sana vereyim, uç sen bir. Allah ya, yine dayağı yedik ya. Arkadaş, kız kardeşimize balon veriyoruz, yine dayak yiyoruz ya. Bu nasıl bir iş ya? Gerçekten algılamış değilim. O zaman makasla bir şeyler yapsak. Makası şöyle yapsak. Oo bebek. Al bebek canım. Hı? Benim telefonum nerede? Telefonum. Sonra bunu korkutsam. Şunu kessek. Oha ya. İnanamıyorum gerçekten, bu nasıl bir şey, ben algılamış değilim ya. Ah, ev yandı. Evi yaktık da yine dayağı yedik ya. Bezdim artık ya. Uyuyor anam. Anam benim canım, anam uyusun. Sen nerededir bu telefon? Şurada. Şuradan alsam bunu alabilir miyim ki? Net uyanacak mı? Net uyanacak, bak uyandı ya. Cık. Bu telefon girmediği delik kalmadı, bu nasıl bir iştir ya. Havalandırmayı alalım. Bu havalandırmayı annemin... bu havalandırmayı şuraya koyalım mesela, değil mi? Yangın olsa bu havalandırma bunu, evet, yapsa ben de şuradan telefonumu alırım. Oh! Eve ateşe verdik telefonumu alabilmek için ya. Evet, annemin duşa ihtiyacı varmış. O zaman niye duruyorsun canım anacığım? Git duşa hadi. O zaman biz duşta bir şeyler yapacağız. Evet. Oo, ben nereye girdim böyle? Tövbe yarabbim. Ay ne oldu şimdi? Acım duşa ihtiyacın varsa duşa girsene. Ne bekliyorsun canım anam? Ha? Al. Ay, yine dayağı yedik ya. Ve annemin önce duşa girmesi lazım arkadaşlar. Olan şey bu. Şimdi duşa ne yapabiliriz? Duşa bir şeyler yapsak. Ben girsem duşa giremiyorum. Ne yapacağız o zaman? Ben buraya tekrar girsem. Tamam. Şimdi buradan alsam. Evet, ne alakaysa başardık garip bir şekilde. Evin içinde kaplumbağa var ve yılan var. İnanamıyorum. Bu evin içinde ev değil mi bari, hayvanat bahçesi ya. Şu hale bak ya. Camları açtık. Şimdi kaplumbağayı şöyle koysak mesela. Bir su çeşmesi. Bunu buraya koysam. Kaplumbağa yüzse buradan. Oha. Oha. Benim mi geçmem lazımmış oraya? Tamam. Suyu alalım. Şöyle ben kendime koyayım suyu. Koyamıyorum ama. Aha, bak burada bir şey var. Salyangoz var burada. Tamam. Yine salyangozu beni geçti. Olay baştan yanlış bir kere ya. Neden ben salyangoz veya kaplumbağayla yarış yapıp telefonumu kazanmaya çalışıyorum? Benim telefonum abi. Bu işin salyangozla veya kaplumbağayla hiçbir alakası yok yani. Benim olan şey. Tamam, bu salyangozu ben şuna versem bu bunu yer mi ki ya? Niye yemiyor? Tamam. Abi hiçbir şey yokmuş ki ortada. Niye beni kafamı karıştırmak için onu oraya koydunuz? Buralarda bu ne? Oo, baloncuk yapacağız anne ya. Hayır ya. Hayır, hadi kapının ardından çıkıyorum be kadın. Şimdi ne yapmalıyız? Oha, evi su basmış. Sandal yapacağız. Ay boğulduk. Hepsini kullanmamıza gerek yok. Bununla baloncuk yapsam ben. Evet. Hiçbir işe yaramaz. Ondan sonra. Aa bak, baloncukları olabiliyorum. Allah Allah, ne yapsak mesela, şunu şuraya koysak. Ana, baloncukla gittim. Oha. Arkadaşlar, kız kardeşim beni seviyormuş. Görüyor musunuz? Şu kırmızı kabloyu kessem. Ya bomba patladık. O zaman mavi kabloyu kesiyoruz dostlar. Şöyle kestim mavi kabloyu. Yine mi bomba? Ne yapacağım? İnanamıyorum, ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Direkt telefonumu alayım. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte annem yine telefonumuz aklı ve biz de onu bulmaya çalıştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma bir resim bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.